Gidemem, gidemem, seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm, ben sensiz edemem. Gidemem, gidemem, seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm, ben sensiz edemem. Canısı, 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 ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam, alnımın yazısı. Canısı, canısı, ömrümün yarısı. Ben senden ayrılma. Şu mahsul paralarını al, yola çık artık. Biraz da kendin için harbet. Saldır dört bir yana. İbrahim, bir değil bin olsa feriştaha gelse bizi önleyemez. Ne bekliyordun ki benden? Para her şey değildir küçük hanım. Ama kime anlatıyorum ben bunları? Lanet olsun, bırak artık peşi. Dışarı gel. Helalleşelim. Yok. Seninle asım kalmak daha iyidir. Vay be, İbrahim be. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk Ömer. Kardeşim, arkadaşım benim. İstediğim kadar acı çekmeyecek diye müthiş korkuyorum. Ben de. Canımı kurtarmak, karın doyurmak yetmez. Kendime de, babama, Hacer'e, çocuklara da güzelim bir hayat gerekiyor. Niye buluştuk biz? Niçin buluştuk ki biz? Çok adi, aşağılık birisin sen. Yanılmışım. Bu saate kadar çalıştın mı? Sana ne? Çok soru soruyorsun Kalfa. Ya Ömer, bu ne iddet böyle? Sana arkadaşım İbrahim'i tanıştırayım. Vay anasını. İlk defa ağladığını görüyorum. Ağlayınca da başka güzel. Sancın geçti mi sigaraya sarılıyoruz. İçme şunu. Bugün içerim. Sigarasız olmaz bugün. Ha, oğlun gitti çünkü. Dertlisin değil mi? Evet. İbrahim gitti. Benim kolum kanadım kırıldı. Hastalık değil. Bu hasretlik yatırır beni. Öğlen de sen git. Sen telefon et İbrahim. Oğlunun sesini duy da için rahat olsun. Alış biraz biraz. Babana, Hacer'e para göndermek zorundasın. İyi kötü sen de yaşayacaksın. Ne demeye getiriyorsun sen? O zamana kadar başka bir iş bulsak sana da çalışsan diyorum. Nasıl bir iş mesela? Hiç yabancılık çekmeyeceksin. Senin mesleğin zaten. Nasıl mesleğim? İyi bir yerde garsonluk. Ben buraya yeniden garson olmaya mı geldim? Ne var? Namuslu bir iş. Hor görme İbrahim. Başımın etini yedin. İlle gel, hemen gel, çabuk gel diye. Hani her şey hazırdı? Şimdi döneklik mi ha? Hayır, sesine kurbanım. O bomba nasıl olsa patlayacak. Sen büyük bir şöhret olarak yaşamını... Sana inanır mıyım artık? Bizleri umuda düşürüp sonra da bir kenara bırakan sen gibi birini. Tokyo ezanesi buyurun. Evet, burada sabahtan beri bekliyor baban. Selam babam. Ellerini öperim. Ben de gözlerini öpmüşüm oğlum. Çok özledim seni, çok. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim babam. Sağlığına duacıyım. Sana ilaç göndereceğim buradan. Hacer ablam telefon edecek diye bekliyordum. Yoksa bir tatsızlık mı var? Selman ne yapmakta? Herkesler iyidir. Selman vaziyeti anlamış, ürkmüş, evdedir. Hacer'in yerine ben bir telefon edip sesini duyayım dedim evladım. Vay benim babam. Canımın hepsi, gözümün nuru, yüreğimden yakınım babam.
Sana hepimizin selamı, duası vardır. Ömer oğluma da selam. Benden de selam. Süleyman Efendi'nin de selamı var. Aleykümselam. Hacer ablamın çocukları öperim. Süleyman abiye soranlara da selam. Yakında iyi haberlerim olacak. Beni yine arayıver buradan baba. Unutma baba. Sana haftada bir iki böyle zahmetlerimiz olacak çaresiz. Bir iki gece sonra da otelde kalacağım. İçin rahat etsin. Yapma İbrahim. Bu kadar kırıcı olma. Kötü bir şey söylemek istemedim. Hangi lokantaysa o, git bir masaya otur. Ben de gelip hizmet edeyim sana. Nereye? Gidip ben konuşacağım plakçılarla. İşi ben bitireceğim. Şaşıp kalacaksın. Ben de geleyim mi? Geç kalma akşama. Beni merakta bırakma. Kardeşim, plakçılar çarşısı nerededir? Un kapanı. Şurada, ileriden arabayla gidebiliriz. Tamam. Döneceği gün belli mi? Evet. Bana söylediğine göre yarın İstanbul'da olacak. Şu an Bursa'da değil zaten. Ya, nerede peki? Kocaeli'de yeni fabrikası için arazi var. Niçin saklıyor gittiği yeri? Korkuyor mu? Yusuf Bey kimseden korkmaz. Göklere çıkartma o aşağılık herifi. Her insan, her canlı korkar. Niçin gizliyor yerini? Pahalı bir soru. Size 500 milyona pattı. Verdim gitti. Söyle neden? İlyas Bey'e şaşırtmaca veriyor. Uyutuyor. Neden? Maksadı ne? Baskın verecek. Öldürecek İlyas Bey'i. Efendim? Tedbirli ol. Yusuf köpeği Bursa'da değil artık. Sana her an saldırabilir. Ne biliyorsun? Kim söyledi? Pahalı bir soru. Sana 1 milyara patlar. Verdim. Kim söyledi? Numan. Az önce buradaydı. Nereye gitti? Nerede bulurum şimdi? Buraya ayda yılda bir gelir rahmetli karımı ziyaret edelim. Nazan Hanım bile bilmez. Nasıl öğrendiniz? Kimden? Nazan Hanım söyledi. Demek biliyormuş. Nedir istediğiniz? Benim hesabıma da çalışman. Yalnız Yusuf Tezkan için değil. Nazan'a ait bazı özel bilgilere ihtiyacım olabilir. Olabilir, çünkü sizin dünyanızda dostluk diye bir şey yok. Devamlı düşmanlık da yok. Önce fiyatımızı konuşalım. İstediğim parayı vereceğim. Beni önce Yusuf'la buluşturacaksın. Çok zor bu, imkansız. Birbirimizi öldürmeden önce söyleyeceklerim var Yusuf'a. Konuş, bana haber ver. Kimseler duymayacak, Nazan bile. İyi günler. Buyurun. Buranın sahibiyle konuşmak istiyorum. Ne hususta konuşacaksın? Özel bir mesele. Kimsin? Neymiş o özel mesele? Ben sesime güveniyorum da kaset yapmak istiyorum. Burada ve stüdyoda söyleyeyim. Dinle, sonra ver kararını. Git başımdan be. Bir dinlesen ne olur. Duyalım bakalım sesini. Söyle dinleyelim. Seyreyle güzel kudreti Mevlam, neler eyler canan canan. Allah'a sığın adli teâlâm, neler eyler. Allah'a sığın adli teâlâm.
lan neler eyle. Tamam tamam. Hiç fena değil. İşlenirse, çalışırsan ileride daha da güzelleşir. Oturur bu ses. Tabii. Ayrıca sazlar, mikrofon. Önce seni duyurmak lazım. Afişler, seninle ilgili yazılar, resimler, çeşitli reklamlar gerekli. İbrahim Erkal adını yaygın hale getirmek pahalı bir iş. Ben bu ara böyle bir yatırıma giremem. Kendi şarkıcı, türkücü, popçu starlarım var önce. Ancak gelecek yılın ortalarında. O da belki. Senin imkanların varsa, yani param varsa, kasetin için yardımcı olurum. Sazların iyisi, stüdyonun en donanımlı olanı, afişlerin basımı, kasetlerin dağıtımı filan hepsi. Sağ ol. Ne kadar para lazım böyle bir kaset için? İyisi, özenilmişi 2 milyar civarındadır. 2 milyar? Burada dolandırılmak diye bir korkun olmaz. 2 milyar ha? Evet. Sana ayrıca bir iki de yeni şarkı lazım. Bestecisine, söz yazarına da ayrı para ödenecek. Ve sonra... Adım İbrahim, bir kaset yapmak için... Anladım anladım hayatım, yorulma. Senin gibisi çok var. Her gün 5-10 tane ses kralı geliyor. Ben istemem, başka arkadaşlara sor. Nerelere gideyim, ben nasıl edeyim, sen aklımı tut ya Rabbi. Nerelere gideyim, ben nasıl edeyim, sen aklımı tut ya Rabbi. O le 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 le. Tamam kardeşim, tamam. Abi sonuna kadar dinleseydiniz tamam, ya. Tamam, bu kadar yeter, tamam. Biz sonuna kadar dinleyin de ondan sonra karar vereyim. Tamam kardeşim, uzatma, tamam. Sen niçin iyi bir reklam filminde oynamıyorsun? Bilmem. Her gelişimde başka türlü takılıyorum sana. Farklı bir güzelliğin. Tamam, uzatma. Yeni bir reklam dizisi çekilecek. Harunların bir genç kız arıyoruz. Sen hem güzelsin hem de hot tipisin. Bir tutturdun mu parada şöhret de senindir. Parayla şöhretin başka işleri yok da beni mi görecekler? Seni Gülten Hanım'a götüreyim. Şirketin haklı ilişkiler sorumlusudur. Önce o görsün. İster misin? Dışarıda bekle. İzin alıp geliyorum. Senden en çok bir iki saatlik izin istiyorum. Güzellik yarışması mı? Bir gün hepinizle ben dalga geçeceğim. Kameraman mı, reklam fotoğrafçısı mı neyse o çocuk kapıda bekliyor seni. Bırak gitsin şef. Bir saati geçerse ben izin vermiş olmam ona göre. Seni bekliyor Gülten Hanım. Vakit olsa daha şık giyinirdim. Hiç önemi yok. Bu iş tamamdır. Görürsün. İşte sözüne ettiğim Zeynep. Çok çok güzel değil mi? Güzel. Evet. Gerçekten. Çekimde ona öyle ışıklar vereceğim, öyle objektifler kullanacağım ki güzelliği göreni delip geçecek. Bir yanlışlık olmasın sakın. Biz bu kampanyada bir sinema yıldızını oynatmayacak mıydık? Zeynep iki genç kızla beraber yıldızımız olan hanıma yardımcı hosteslik yapabilir. Yani figüranlık mı yapacağım? Pek figüranlık sayılmaz. Hem böyle başlar bu işler. Dikkati çektin mi? Acayip bir patlama yaparsın. Nasıl başlarsa öyle gider. Figüranlık benim işim değil. Thank you.
Nerede kaldın? Müdür seni sorup durdu. Lütfen çık, giyineceğim. Hiç zahmet etmesin dedi Harun Bey. Muhasibeye gitsin, parasını alsın. İşine son verildi dedi. Şimdi işsizim. Param da kaç gün yeter bilemem. Sırtımı yaslayacağım, dertleşeceğim. Hiç kimsem yok. Bir sen varsın anneciğim. Bana bir akıl ver. Ne yapmalıyım şimdi? Anneciğim, beni dinlemiyorsun yine. İçimde, kafamda konuşanları dinliyorum. Seni Avrupalara, Amerikalara götürsem, iyileşmen için milyarlar harcasam, hiç değilse deniz kenarı bir evde yaşatabilsem seni, özel bir doktorun, bir de hasta bakıcın olsam, seninle denize çıksan, lüks bir kotrada dinlesen şu kafanın içindeki sesleri. Düşüyorum ben. İşim gücüm olmayacak hayaller kurmak. Bağışla beni anneciğim. Gene gel. Unutma beni. Kim bilir. Belki de unuturum. Her şeyi unutur, bütün acılarımdan kurtulur. Öleceğimi bilsem dönmeyeceğim. Seni bırakmayacağım İstanbul. Çorak yerlerden akıp gelmişim. Gençliğimi ve bütün umutlarımı sana bağlamışım. Yeminliyim. Yenilsem bile yılmak yok. Kaçmak, arkadan vurmak yok. Yalnızım, geceden yalnız. Yalnızım, zamansız. Umudum yok, vaktim dar. Gönlümde bitmez arzular. Gittiler birer birer. Gittiler, terk ettiler. Vefasızlar, hayırsızlar. İçim yanar, ciğerim sızlar. Yaktılar yüreğimden. Vurdular. Kitapsızlar, imansızlar, Allah'ımdan korkmayan kullar. Kitapsızlar, imansızlar, içim yanar. Ezdiler yol yerine, sattılar pul yerine. Kime gitsem, ne söylesem, kim ağlar
benim yerime. Gittiler birer birer, gittiler terk ettiler. Vefasızlar, hayırsızlar, içim yanar, ciğerim sızlar. Yaktılar yüreğimden, vurdular canımimden. Kitapsızlar, imansızlar, İçim yanar, ciğerim sızlar. Kitapsızlar, imansızlar, İçim yanar, ciğerim sızlar. Yalnızlık Allah'a mahsus, benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerine, kim yanar, kim, kim? Ey İstanbul şehri, göreceğiz bakalım, hangimiz daha güçlü, hangimiz? Güzel güzel olun, gürültü etmeyin. Hadi. Yetti lan! İbrahim'den kopya çekme. Vazgeç gitmekten. Kafayı çoktan taktım İstanbul'a. İbrahim'den çok önce. Sensiz ne yaparız buralarda? Çocuklara zaten hırçınsın. Bir de gidersen yetim sayacaklar kendilerini. Kimseye hiçbir şey olmaz. Hem hepsi 3-5 ay. Sonra sizleri de İstanbul'a, yanıma. Neden sen? Ne var İstanbul'da? Para var. İnsan gibi yaşamak var. İyi bir ev, giyim kuşam, araba. İcabında doktor, hastane, iyi okullar, her şey var. O zibidi İbrahim'den 1000 defa fazlasını kazanacağım. İstanbul'da yok olursun sen. Ne yapacaksın da kazanacaksın o parayı, neyinle? İşte bununla. İşte bunu kullanacağım. Enayi İbrahim oralarda sürünüp, boğuşup, şarkı söyleyip adam olana kadar ben tetikten amsalacağım. Anladın mı şimdi? İnandın mı? Vah bize, vah yazık. Öyle uzun boylu vedalaşmak, helallaşmak yok. Bir sabah kalkmışsın ki ben gitmişim. Ah ah. Sana yangın. Sen dayanıklısın. Sahip çıkarsın çocuklara. Sizin için para kazanmaya gitti dersin. Baban da sevinir zaten ben gidince. Öyle tetikçilikti, cinayetti. Sakın kaçırma ağzından. Önce kendini yakarsın. Duydun mu? Duydum. Ulan öldürürüm seni. Meraktan öldün beybo. Neredesin? Saat kaç be adam? Ne oldu? Nerelere gittin? Ne dedi plakçılar? Sen de açsındır benim gibi. Hadi evde konuşuruz. Neredeydi o garsonluk işi? Hangi lokantada? İlyas Bey'le kolay anlaştık. Sizden daha cömert. Benden kendisine de hizmet etmemi istedi. Kimlere karşı? Sizden bile şüpheleri var, yeter mi? Çok doğal. Birbirimize karşı her şeyi bileceğiz ki dengeler ve dostluklar devam etsin. Başka neler istedi?
Mesela Yusuf Tezkan'dan söz etti mi? Hayır. Sadece beni öldüremez. Ama ben onu geberteceğim dedi. O kadar. Sana henüz güvenemiyor demek. Kendisi bilir. Niçin emrettiniz beni? Çok önemli, çok da gerekli bir buluşmayı hazırlayacaksın. Yusuf'la baş başa görüşmek istiyorum. Geçenleri unutmalı. Benimle konuşmayı kabul etmeli. Çok gizli buluşmalıyız. Üçümüzden başka duyan bilen olursa... Ölümden söz etmeyin. Başıma gelecekleri zaten biliyorum. En kısa zamanda. Şu birkaç gün içinde buluşmalıyım Yusuf'la. Kabul edeceğini sanmıyorum ama elimden geleni yapacağım. Onun için de çok önemli. Hayatı kadar önemli. Anlıyorum. İyi geceler. Duydun mu? Evet, her şeyi. İzle şu solucanı. Nereye gittiğini, kiminle konuşacağını çok merak ediyorum. Bu saati rahatsız etmek istemezdim fakat... Mutlaka çok önemli olmalı. Nedir? Bu sabah İlyas Toper yolumu çevirdi. Az önce de Nazan çağırdı. Ne istiyorlar? Neymiş derdi? İnanılacak gibi değil ama ikisi de birbirinden gizli. Yusuf beyefendiyle konuşmak istiyorlar. Sen ne dedin? Lafı ortada bırakarak zaman kazan. Şu anda Yusuf Bey'e ulaşma imkanım olmadığı için hemen sizi aradım. Bir daha cep telefonunu kullan. İyi geceler. O adi Nazan takip ettiriyor. Başıma bir iş açabilir. Sen bizim ailedensin. Kimse hiçbir şey yapamaz. Ben de Nazan'la İlyas'ı izletirim şimdi. Hey bebek, bir dakika baksana, bir dakika. Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? Bırak elimi, bırak diyorum sana, bırak. Sen bilirsin bu adamın nerede oturduğunu, söyle bana. Bana ne? Nerede oturuyor diyorum sana, harmanım. Bırak lan kızı. Zaten benim derdim bana yetiyor. Bana ne lan? Benle karışıyorsun da benim. Bırak. Sana kızı bırak dedim. Arbanım be, arbanım. Bırak. Ulan kalk işte artık. Yetti artık lan. Defol dedim. Ulan. Bir daha gezme buralarda. Siz iyisiniz ya. İyi değilim, yok bir şeyim. Galiba size bir teşekkür borçluyum. Estağfurullah. Ne garip kız. Teşekkürü bile tokat gibi. O
Of be, günün bütün yorgunluğu üstüme çökmüş. Hayret bir şeysin. Demin olanlardan sonra sen keyifli oturuyorsun. Ne yaparsın oğlum, burası İstanbul. Burada her an her şey olabilir. Garip. Bizim oraları düşünüyorum da, İstanbul'da insanlar kavgasız gürültüsüz yaşayıp giderler sanırdım. Yanılmışsın. Kavganın gürültün nasıl burada? Eskidenmiş taşı toprağı altına olan şehir. Şimdi her köşesinden bir çıyan çıkıyor. Demek ki avcı da senin çıyanın da herhalde. Ne yaparsın? Herkesin başında bir arıza var. Benim arızam da gogocu tayfası. Neyse, aldı ağzının payını. Bir daha bulaşmaz. Sen öyle san. Neden? Hapçıları tanımazsın. İki tane çaktılar mı analarını bile tanımazlar. Yani senin anlayacağın o da çok ziyaretime gelir. Ne kadar rahat konuşuyorsun. İşim bu. Bu herifler yüzünden çalışmayayım mı yani? Bence yine de dikkatli olsan iyi olur. Asıl şu kızcağıza üzüldüm. Haklısın. Zeynep de epey sarsıldı. Yalnız pek kibar değildi. Zeynep iyi kızdır. Yalnız biraz suratsızdır, o kadar. Bilmez miyim? Allah'tan biz vardık da ucuz kurtuldu. Senin şu İstanbul şehrinde yaşamak da çalışmak kadar zor anlaşılan. Yalnız ve güzel kızlar için daha da zor. Yalnız ve güzel. Hadi artık yatalım. Yarın senin şu lokanta işini halledeceğiz. Hı hı. Sana ne? Çok soru soruyorsun Kalfa. Ya Ömer. Ne iddet böyle? Sana arkadaşım İbrahim'i tanıştırayım. Vay anasın. İlk defa ağladığını görüyorum. Ağlayınca da başka güzel. Yalnız ve güzel. Sana bu kin, nefret niçin? Kan damlıyor gözlerinden. Nice aşklar yaşamışsın, nice sırlar taşımışsın. Nasıl da yalnız kalmışsın? Gözüm İstanbul, gözüm İstanbul. Saçlarını yakmak için kesmişler, yerlerine beton urlar dikmişler. Saçlarını yakmak için kesmişler, yerlerine beton urlar dikmişler. Ey sevgili, her gün, her sabah, her akşam çekilir yol mu bu? Yorgunluktan, uykusuzluktan geberir insan. Vazgeç, dönelim. Yo, mecburum ben. Daha iyisini bulana kadar dönmem. Tamam, sen doğrudasın İbrahim. Kazanacağına da inandım şimdi. Lokanta burası. Tamam. Sen arkadaşa kefilsen, ben de işi verdim gitti.
Sağ ol Şevket abi. Hemen başlayacak mı? Başladı bile. Eczane bu saate kadar kapalı. Müsaadenle abi. Koş yetiş bir an önce. Bunu saymam. Bir gün ağız tadıyla yiyip içmeye beklerim. İnşallah. İbrahim için mecburen geleceğim zaten. Hayırlı uğurlu olsun. Amin, sağ ol. Akşama evde bekliyorum. Gece geç vakit gelirim herhalde, bekleme. Anahtarı kapının altına bırak. Tamam. Uğurlar olsun. İşler iyi değil görüyorsun. Ama değişiklikler yapacağım. Birkaç parça saz filan. Eşyaları da yenileyeceğim. O zaman hepinizin yövmiyesi de ona göre olacak. Benim bir tek derdim var. İyi kötü bir oda tutmak. Biraz hazır param var. Siz de bir miktar avans verirseniz. Veririm. O gün izin de veririm. Git kendine bir yer bul. Başkasının yanında iğretilik zor iştir. Öldürsem durmayacak. İlle gidecek. İlle çok para kazanacak. Bu Selman'a vermekle seni yakmışız. Kendimi değil çocuklarımı düşünüyorum. Fatma ile Ahmet'i bile gözü görmüyor. İlle çalışacak İstanbul'da. İlle para kazanacak. Çalışmayacak. İş güç yapmayacak. Namusuyla kazanmayacak o parayı. Ne biliyorsun? Sana söylerken, silahıyla seni iteklerken duydum. Öyle bir şey hiç konuşmadım. İnkar etme. O insanlara düşman. İnsan canı alacak bir katil. Söyleyeyim. Var mı bir diyeceğim? Cevap versene. Sana sordum boklu teke. Var mı bir diyeceğim? Yoktur. Olamaz da. Senin yaptığını İbrahim denen hayvanat yapardı eskiden. Bizleri gizlice dinleyip gözetlerdi. Şimdi de sen aynı pisliğin boklu. Yine başlama. Haddini bil. Ayıptır. Kızın kimselere söylemeyecek. Çocuklarımın anası. Susmaya mecbur. Ama sen... ağzını açar da... beni kumandana veya şuna buna kanmazlarsan... ilk kurbanım sen olursun. Ve vallahi ve billahi... Hoş geldin abla. Nasılsın? Nerelerdesin? Uzun zamandır arayıp sormuyorsun. Merak ettim. Sağlığın iyi mi? Fena değil. Sen nasılsın? Eczaneye uğruyor musun? Aydana'ya. Kalfa Ömer temiz, namuslu bir çocuk. Yaşasaydı eczaneyi Tayfun'a verecektim. Eczacılığı bitirince de... Olan oldu. Hatırlatma hiç. Yarayı kanatma. Kanı hiç durmadı zaten. Oğlum, güzel oğlum, talihsiz oğlum. Evet, Tayfun talihsiz doğdu. Kısacık ve talihsiz yaşadı. Anası başka bir herife kaçıp darmadağın etti bizi. Yine de toparlandın. Ankara'da baba oğul ne güzel yaşıyordunuz. Keşke İstanbul'a göndermeseydin. Keşke göndermeseydim. Çok yalnız bıraktım oğlumu. Bin tane işimin arasında arayıp soramadım. Fakültede okurken o namussuz aşağılık Nazan'la tanıştı. Aşık oldu. Nazan'ın uğruna öldü. Gelmişken deniz kenarında bir lokantaya götür beni. O katil fahişenin celladı ben olacağım. Yakışmıyor Numan. Cinayet, öldürmek bizim ailemize yakışmıyor. İstanbul'a niçin geldim? Niçin yerleştim sanıyorsun? Ankara'daki yerimi mevkimi bırakıp... buralarda her gün niçin kan ağlıyorum sanıyorsun? Nazan'ın ve onun gibi pisliklerin köpekliğini yapıyorum ben. Niçin sanıyorsun? Tayfun'un oğlun olduğunu bilmiyor mu Nazan? Hayır. Nereden bilecek? Ya öğrenirse? Öğrenecek ama geberirken. Ben söyleyeceğim. Önce büyük acılar çekecek. Bütün işlerini bozacağım. İnsanlar iç yüzünü öğrenip yüzüne tükürecek Nazan'ın. Ortaklarıyla kanlı bıçaklı olacak. Sonra da canına kıyacak. Oğlum gibi.
Tam size göre bir yerim var. Öbür caddede, Tokgöz Eczanesi'nin karşısındaki sokakta giriş katı. Mal sahibi kefil istiyor. Eczacı Ömer'i tanır mısınız? Ben 33 yıldır buradayım. Tanımadığım yoktur. Ömer kefil olacak bana. Tamamdır. Gidelim gör daireyi. Buyurun. Salon. Burası da yatak odası. Bekar biri için bundan daha iyisi olamaz. Evet, fena değil. Kendime yatak, yorgan, battaniye alayım hemen. Önce dükkana gidip bir kontratı yapalım. Buyurun. Yetişin komşular, yetişin. Koşun, koşun. Kırın şu kapıyı. Neden? Ne oluyor? Zeynep cevap vermiyor. Ses de çıkarmıyor zavallı. Her tarafta gaz kokuyor. Aman koş evladım, koş. Evet, çok kötü gaz kokuyor. Çekilin şöyle. Kır şunu. Aman yarabbim. Gaz bu. Zehir, zehir. Koş mutlaka, tüpü kapat. Açın şu kapıyı. Çabuk ol delikanlı. Gel geç. Ah yavrum, ah zavallı. Aman hemen hastaneye gidin. Hastaneye hadi evladım, hadi. Gidemem, gidemem. Seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem. Gidemem, gidemem. Seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem. Canısı, canısı, canısı. Canısı, canısı.